Tamam, sen o arkadan uzatıyorsun öyle. Basına ve kamuoyuna öncelikle asılsız, mesnetsiz, kirli bilgi ve iftiralarla maalesef partimiz ve 22 bin seçmenin iradesi hedef alınmış bulunmaktadır. Partimizi ve ilçemizi temsiliyet anlamında destek verdiğimiz eş başkan adayımız Beyit'in 1 Nisan gününden itibaren tutumları ve fikirleri maalesef değişmiş ve bu zat 180 derece dönmüş bulunmaktadır. Eş başkanlık, şeffaf ve halkçı yönetim başta olmak üzere partimizin yönetim ilkelerini reddeden ve verdiği sözleri tutmayan bir yaklaşıma girmiştir. Bu değişimi düzeltmeye, dengelemeye çalıştığımız bu süreçte olağanüstü meclis toplantısı kararı alıp belediyeye ait taşınmazların, dükkan ve arsaların satışı hakkında yetkinin sadece kendisinde toplanmasını istemesi partimiz çizgisi dışına tamamıyla çıktığının kanıtı olmuştur. Meclis üyelerimizin çoğunluk oylarıyla bu önerge iptal olmuştur. Burada çalmaya, ranta karşı halkın malına sahip çıkan iki anlayışın çatışması vardır. Tüm Birecik halkı bilmelidir ki haksızlık, yolsuzluk kim tarafından yapılırsa yapılsın, DEM Parti her zaman olduğu gibi karşılarında dik duracaktır ve dimdik duracaktır. Zafer dilerenlerin, zafer inananlarındır. Birecik ilçe örgütü. DEM Partililer Mehmet Beyit'e oy vermemiştir. DEM Parti'ye oy vermiştir. Hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, ahlaksızlar bayrağı sadece kirli işlerin üzerine örtü yaparlar. Bayrağın onların yanında zerre-i miskal kadar kıymeti yoktur. Çetelerde, baronlar da, uyuşturucu satanlar da maalesef zaman zaman bayrakları kendine örtü yaparlar. Herkes biliyor Birecik'te. İlçe örgütü de buradadır. Belediye meclis üyelerimiz de buradadır. Eğer zerre kadar şeref varsa, haysiyet, onur varsa çıkıp kimin bayrağa müdahale ettiğini, kimin postere müdahale ettiğini Birecik halkı önünde isim vererek açıklar. Arsaların satışı, belediyeye işçi alımı, akrabalarını alma, rant yapma, hırsızlık yapma, yolsuzluk yapmadır. Bu zatın iyi tahlil edilmesi gerekiyordu. Her ne kadar kent uzlaşısı da denilse partimiz tarafından, bu zatı öneren kişiler partiye karşı, Birecik halkına karşı elbette sorumluluk noktasındalar. Biz bununla ne kadar şeffaf olduğumuzu da göstermek istiyoruz tabii ki. Tüm süzgeçlerimizden geçmesi gerekiyordu. Ama bu kişinin kaç yıldır, kaç aydır ısıtılarak partimizin önüne getirip kent uzlaşısı diye konulan ama bir ay dahi bu halka layık olmayan kişiyi siyaset önüne bırakanlar elbette ki partimizin işleyişi gereği kimi çalışmalar, kimi kurullar işletilecektir. Kimler önermiştir bu şahsiyeti? Kimler, kimisi belki iyi niyetli, belki farklı bir niyetten dolayı sunulmuştur. Ama sonuç itibariyle Birecik halkının önüne çıkarılmıştır. Birecik halkı tüm temiz duygularıyla, tüm temiz düşüncesiyle DEM Parti'ye sahip çıkmıştır. DEM Parti'ye 22 bin oy vermiştir. Lakin böyle şahsiyetler bundan sonra il örgütlerimizde, ilçe örgütlerimizde, meclis üyeliklerimizde, belediye eş başkanlarımız noktasında, adaylar noktasında daha hassas olunması gerekiyor.
daha dikkatli davranılması gerekiyor. Elbette ki kentin uzlaşmaya, kentin ortak fikre ihtiyacı vardır. Ama bu proje noktasında eksikliği olan, yanlışa düşmüş, yetmezliğe düşmüş arkadaşlarımız da parti kurullarında elbette ki hesap vereceklerdir.